Çocuk bulundu müdürüm. Ege. Geç geldim. Bak oğlum. Bak oğlum. Geçmiş olsun Niko Bey. Oğlunuz bulundu. Nerede? Nazlı Hanım buldu bahçede. Anneciğim bulduk. Bulduk Ege'yi. Ay! Buldunuz mu? Yaşasın kurtuldu enişte. Esra. Bay Niko, Esra Hanım'ın sizi bir otele çağırdı ve otelde bazı çirkin tekliflerde bulunduğu doğru mu? Bu konuya girmek istemiyorum. Bay Niko, oğlunuzu sizin kaçırdığınız iddia ediliyor. Doğru mu? Ege'yi Yunanistan'a kaçırmaya çalışıyor musunuz? Ne diyorsun sen ya? Ya kim kaçırıyor, kimden kaçırıyor? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Sakın münasebetsiz. Ahlaksız. Neler saçmalıyor bunlar? Trelasik hani. Akıllarını kaçırmışlar. Babam da artist gibi duruyor ha. Önce Ege'nin annesinin ihmali yüzünden kaçırıldığını söylediniz. Şimdi yok, babası Niko onu kaçırttı diyorsunuz. Olmaz ki. Biz buraya böyle çirkin, böyle hayasız sorulara muhatap olmak için gelmedik. Bizim çocuğumuz kaçırıldı. Bizim yüreğimiz, ciğerimiz yani. Sen, o hayasız adam, hayasız bakışlı adam, münasebetsiz adam. Sen kim oluyun da bizi itham edin ha? Sen kim oluyun? Nuno! İşte bu kadar. Ağzına sağlık be ustam. Yok yani iyi payladı herifi. Aslan ustam ya. Bravo Reni Koşkarit'i yediyor hep. Ben kahramanın bu kadar medyatik olduğunu bilmiyordum. Artık kadın programlarına da çıkar. He bebek? De geç. Kabul ederseniz sizin kızları bizim reklam filminde oynatmak istiyoruz. Vallahi bilmem ki şimdi film bilim bize göre değil yani. Yarım günlük işleri var. Siz de yanlarında olursunuz. Çocuk başına 3.000 lira alacaksınız. 3.000 lira mı? 5.000 lira da olur, çocuklara bağlı. Vallahi şimdi bilmem ki Taşkın Bey. Coşkun. Kusura bakma affın. Coşkun Bey. Parasından değil de ne bileyim ben. En fazla 7.000 lira. 7 mi? Burada işimiz bittiğine göre Atina'ya dönebiliriz artık. Yok vallahi bırakmam Eftali Hanım. Efendim? Ya torunumuza kavuşmuşuk, Ege sağ salim yanımızda. Bir kutlama yapmayacak mıyım? Hay aklına bin yaşa kahraman. Ya sabah köfteleri, kebapları hazırlarık değil mi Feride? Ha? Şöyle bir mangal yakarık. Bir de rakı açarık. Allah! Allah! Buna hayır denemez artık. Gitti bizim Periz. Aman gediversin canım bir günlüğüne. Sizin baldıcanlı böreği de hazırlayıverin. Ne zamandır yemediniz. Gideriz değil mi mama? Bilmem. Kimler gelecek? Biz bize. Yabancı yok. Bir ilaveten babam da gelir. O eder. Güleçlik var burada. Bir sevinlik. Hadi Fazıl'a bakma öyle kızım ya. Ağır kızım, ağır kızım. Ağır kızım, ağır kızım. Hadi. Hadi oğlum. Hoş geldik hadi. Sevimli olacağız. Sen şaşkınlıktan mutluluğa geçin. Şaşkınlıktan. Niko ile konuştum anne. Konuştun mu? Ne dedi? Amerika'ya gidiyor. Ana. Nasıl gideyim canım? Çocuk? Çocuğu söylemedim. Söylemedin mi? Nasıl? Neye saklayın kızım Allah aşkına? Kaz mı bu saklayın? Öğrenemeyecek mi sanıyorsun ha? Ya öğrenecek tabii ama... Haydi kızım. Boşanmadan önce söylemek istemiyorum. Etme Nazlı abla. Ne yapayım? Bebeği koz olarak mı kullanayım? Ne kozu kızım? Sen çocuk musun? Niko'nun sana nasıl baktığını görmeyin mi? Anneciğim, gitmek istiyor. Ben de belki gitmez diye düşündüm ama gidiyor işte. Tiyoresim tosi. Posi Sertalya. Çallah betaki eferisto. Çoktandır görüşememiştik. Ya. Posos aminiz. Yarın dönüyor. Kohitaki mu.
Yarın dünürümün bir pikniği var. Sen benimle beraber geleceksin. Eftal ya, biletimi almışsın. E olsun, her şeyi hallederiz. Benim bir telefonum her şeyi halleder. Hadi Taki amca, kırma bize. Olur. Hadi bırak arabanı, azıktık. Geli, geli İstavro. Hadi azıcık nefsiniz görelsin. Mama geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Taki amca. Karaman, Bay Taki yakın dostumuz. Hoş geldiniz Bay Taki. Hoş bulduk. Misafirime haber vermeden getirdiğim için beni affedin. Aman efendim, estağfurullah. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Tanıştırayım. Bay Taki, Mustakbel Esim. Burada da kala kaldık. Taki Bey, buyurun. Baldı canlar soğuması. Buyurun efendim. Baba. Şişt, baba. Nereye gezi? Buraya Eftalya Hanım'la konuşmaya gelmiştim. Aklını da atıp tutmuşsun. Kendimi temize çıkaracaktım ama yapacak bir şey yok. Demek tamiri imkansız bir hat etmişsin. Nazire Hanım, çekime giriyoruz. Hadi bakalım kızım. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi kızlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nazire Hanım. Evet Nazire. Tamam. Tamam arkadaşlar. Nazire gel, Allah aşkına gel. Tamam gel başla. Gel. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Oh, mis gibi kokuyor diyeceksiniz, tamam. Hadi bakalım. Kayıt. Kayıt ettik. Başla. Nazire Hanım, Nazire Hanım, ne işiniz var orada ya? Kadraja girdiniz. Hayır, benim yanımda kızlar rahat konuşuyorlar. Yabancı olunca tutuluyorlar doğru olarak. İstersen sen de oyna. Ay o açıdan değil ya. Dön ha kızım. Şoför ağabeylerinden birer tabak hazırla. Tamam kahraman ağa. Onlar koruma kahraman bey. Koruma mı? Ne koruması? Andreas'ın güvenliği için. Ne güvenliği? Canım, sözün başına geleni gördük. Aynı şeyin tekrar etmesini istemiyoruz. Sen ne diyorsun Eftalya Hanım? Ya ya. Deli de bek karıları sarın başımıza. Sonra da torunun güvende de. Mama, niye bize haber vermedin? Canım bırakalım da tekrar mı kaçırsınlar? Ne? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hı? Niye alınıyorsunuz canım? Korumaların parasını ben veriyorum. Ya ya. Eftalya Hanım, Eftalya Hanım, terbiyesizliğinin lüzumu yok. Biz kimseden para neyin istemek. Ama neler söylüyorsunuz canım? Karaman, karaman sakin ol. Sen bana de. Anana konuş, anana. Ya siz ne biçim insanlarsınız? Ege'yi bulalı daha bir gün oldu. Şu halinize bir bakın. Ya aman, bugünü bile mahvetmeyi başardınız yani. Ege senin olduğu kadar bizim için de önemli kızım. Duygu sömürüsü yapma. Sözün güvenliği için her türlü tedbiri alacaksınız. Oh. Eftalya Hanım lütfen, yeter. Oğluma nasıl bakacağımı siz karışamazsınız. Koruma falan istemiyoruz biz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Genel durumunuz gayet iyi. Biraz yorulmuşsunuz ama korkacak bir şey yok. Bebek de siz de gayet iyisiniz. Bebek mi? Doktor Bey, biz açık çıkalım mı dışarı? Çıkalım şey.
Bir şey söylemeyecek misin? Hiçbir şey sorma Niko. Ne demek bir şey sorma? Ya bunu benden nasıl saklarsın Nazlı? Niko, benden ayrılmak istiyorsun. Bu durumda nasıl söyleyebilirdim? Bak bakayım bana. Bir çocuğumuz oluyor öyle mi? İstiyor musun? İstiyor muyum? Deli misin? Amerika. Ne Amerikası? Hani gidiyordun? Kal demedin ki. Niko. Tamam, ayrılmayı ben istedim ama bir kere söyleyince sözümden dönemedim. Canı cehennem. Günde 50 kere de kavga etsek umurumda değil. Ben sana deli gibi aşığım. Feride, bak benden bir şey saklama. Sahiden iyi miymiş? Anam, sahiden iyi. Çocuk. Hemen de burcu yapacaklar mı Feride Hanımcığım? Yapacaklar canım. Hepimize çok geçmiş olsun. Eller. Feride ne oluyor? Feride bu ne hal? Ben de bakacağım. Hadi gidelim artık. Biz bir karar verdik Niko'yla. Ayrılmıyoruz. Aferin kızım be. Şükürler. Aferin be. İşte benim aslan bacağı kardeşim. Ben sevim bu çocuğu ya. Vallahi. Çok sevindim Nazlı abla. Sağ ol Dene. Abla artık burada kalmayacak mısın? Nasıl kalalım Mıstıkçı? Sen gel bakayım benim yanıma. Ege. Ege oğlum. Sen de mi geldin ha? Yok dedesi Ege burada kalıcı. Onlar nasıl olsa bir dene daha yapacak. Nazlı boşanıyoruz diye önce bebeği söylemek istememiş. Hatta aldırmaya falan kalkmış. Seos vilaksi. Bırak bunları Niko. Dede oluyorum. Papuş, papuş. Polis harika benim o. Ego mama. Dilerim ikincisi bizim kültürümüze daha yakın bir sözcük olur. Ela mama. Olo to indio kopanas. Hadi stinyamas. Na to yortasume. Evlenele yıl oluyor geç. Bunun bin tane yolu var. Gelsinler bir doktora. Artık onu da bizim düşünecek halimiz yok ya. Kendileri düşünsünler. Bu ne ya? Bir çocuk ağlıyor. Nereden geldi bu ses? Yakından bir yerden ama. Gel bakayım evlen. Bizi duydu Maytap geç içeriye. Ağlama bebeğim, ağlama. Ağlama bebeğim, ağlama. Ben oğluma bakamadım. Onu bulan kendi evladı kabul etsin. Adı Garip. Hayda. Yok yok. Mutlaka bizimle Maytap geç. Bu işin şakası olur mu hiç Ökkeş? Yarı karakola geldik. Uyudu. Hadi hadi. Bar sabah bekleyek. Nasıl bekleyek? Çocuğu ne diyecek? Eve götürecek. Yok daha neler. Ya temelli tutalım demeyeyim ki, bırak gece uyusun, sabah karnını doyururuk, eyle götürürük. Yazık, günah, Ökkeş. Hey Allah'ım. Nereye? Ben geldim. Gel, gel. Şimdi uyandı. Ay ne kadar şeker, ne tatlı çocuk.
Biraz üst baş aldım. Birkaç parça da oyuncak aldım galiba. İyi etmişsin. Bak 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 ne kadar masum bakayım. Masum tabii. Ne günah olacak ki? Bir gün daha tutak. Ha? Garip. Yok bir başına garip olmayayım. Bunun bir ismi de Mehmet olsun ha. Mustafa Kemal gibi ne? Mehmet garip. Bırakmayı tabi geçmeyi heri ya. Kız vallahi az daha geri dönecektim ha. Nasılsın Feride? İyiyim canım, sen nasılsın? Aman telaşımı atlattım. Dedim ki şu arkadaşıma gideyim de bir yorgunluk kahvesi içeyim. Ben de şimdi çıkıyordum. Nereye? Çarşıya. İyi oğlum kız beraber gidelim. Zaten benim de canım sıkılıyor. Olmaz. Ne ki? O ne o? Nene Feride? Çocuk sesi geliyor. Misafiriniz mi vardı? Yok dışarıdan geliyordur. Dışarıdan geliyor Allah bildirme içeriden geliyor şu. Ocakta yemeğim var Feride. Haydi akşama görüşürük. Haydi sana iyi günler. Size de iyi günler. Bayan Eftalya'yla uğraşacaklarım var. Anlamadım. Eftalya Hanım bakın. Ben bir halt ettim, size yalan söyledim. O gün bugün babam benim yüzüme bakmıyor. Size bir özür borcum var. Uzun lafın kısası, ocağınıza düştüm Eftalya Hanım. Demek bana oyun oynadınız. Bir eşeklik ettim ama pişmanım. Bakın bayan Eftalya Hanım, babam çok inatçıdır, sözünden dönmez. Ayrıca bu beyefendiyle aranızda bir münasebet var sanıyım. Uzun lafın kısası, sizden ricam, bu işin aslını, astarını bir güzelce babama anlatmanız. Yoksa babamın yüzünü bir daha göremeyecek. Daki, sen de benimle geliyorsun. Ego? Ne? Sağ ol Eftalya Hanım. Bunu sizin için değil, Melik için yapıyorum. Eftalya. Ne o? Düğün davetiyeyi vermeye mi geldin? Baba, ben her şeyi anlattım. Söyledim yalanı biri. Bizi oyuna getirmişler Mevik. Sen de inanmaya dünden razıymışsın. Başkasıyla evleneceğini söylediler. Ne yapsaydım ki? İyi ya. Münasip birini bulmuşsun. Hayırını gör. Ta ki benim uzaktan akrabam. Ben masumum Memik Bey. Antep'te bir iş için gelmişim. İstanbul'da karim ve üç kızım var. Yapma ya. Resmini göstereyim. Yok yok istemez. Ne bakıyorsun öyle? Demek sinirlenip evi terk ettin. Bana bu kadar değer verdiğini bilmiyordum Memik. Seni burada tek başına bırakacak değilim. Haydi. Topla eşyalarına gidiyoruz. Oh hain kahraman, nedamet getirmeden hiçbir yere gitmeyeyim. Sen onu hiç merak etme. Kahraman Bey. Yaz Mustafa'cığım. Kahraman bir daha bana karışmayacak. İstediğimle görüşürüm, istediğimle evlenirim. Evlenmeye nereden çıkardın? Yaz torunum, şunu da yaz. Kendi yediği halkları unutup ökkeşe sataşmak, bulaşmak yok. Yalan mı diyeyim baba? Ökçe seni ayartmadı mı? Sabah ilk iş gelip özür dilenecek. Hayda! Feride, bir şey söylesene. Bana hiç bulaşma kahraman. Torunuma patik öreyim. Ya dede, şu listeye benim haçlı da eklesek. Bak dönem sonu geliyor. Babam daha bana zam yapmadı. Mustafa Can! Aha! Başladı, başladı!
Ses ver kız, ses ver. Aç, aç dene, aç sesi. Sesi. Ah, pis gibi kokuyor. Ah, pis gibi kokuyor. Feride, bu ne? Bu şey, Torun'la reklam filminde oynamıştı ya kahraman. Ya bak Mihriban, yine yanlış yere bakayım be kızım, Nazire. Ya bunlar neydi Feride? Ruşen, bu ne? Ya reklam çektik baba. Ne var bunda baba? Ne demek? Oğlanlar bizim kızları öpüyor. Ya rol icabı baba. Başka bir rol icabı bulamadınız mı? Kahraman, küçücük gel çocuklar. E ya küçük işte. Ağaç yaş iken eğilir. Ben müsaade ettim. Ne var? Ne diyorsun baba? Yaz oğlum. Torunuma bağırmak. Apır sapır konuşmak yok. Ben müsaade ettiğim sürece isteyen istediği reklamda oynayabilir. Baba! Konuşma! Rahavle! Şimdi aklımı oynatacağım ha! İmzala bakayım şunu. Kalem nerede? Bir şey soracağım. Şimdi senin dedeyle benim yaya evlenirse Memik dede benim dedem de oluyor mu? Oluyor tabii. Ege'nin odasının yanında bir oda var ya. Hı hı. Onu küçük beyin odası yaparız. Bey olduğunu nereden biliyorsun? Ne bileyim, ağzımdan öyle çıktı. Kız da olabilir. Huyu sana çekmesin yeter. Allah Allah, o ne demek öyle? Siz iki cadı bir olur, Ege ile beni perişan edersiniz. Hı hı. Biz iki cadı bir oluruz. Ege'yi değil ama seni perişan ederiz. Eşek kafalı. Muharrem, gel gel gel. Buyur işte. Bak bu haftalığın, bu da konuştuğumuz gibi çalınan parayı azar azar keseyim. Sağ ol usta, sağ borcumu bir ömür ödeyemem. Muharrem, neden yüzünü sallandırayım? Usta, bildiğin kalacak bir yer varsa. Hayırdır? Ev sahibi kirayı arttırdı da ödeyemeyim. Eylesenesene Muharrem. Al bakalım. Haftalığının tamamı. Sağ ol usta. Canın sağ olsun. Bu ne demek Muharrem? Geçen aydan borcum var da beni kapıya koyacaklar. O sebepten deyim. Ya bunun için mi kıvrım kıvrım kıvranıyor? 20, 40. Bir daha. Al sana 60 daha. Haftaya eksini birden kesersin ustam. Tamam tamam, keser. Geri, gedik. Nereye gedik? Sözünü tutmaya, Ökkeş'e. Ya babacığım, her istediğini yaptım. Daha ne isteyin?
Sızlanma. Geri, düş önüme. Hala ağlıyor mu? Ne gazı vardır belki? Ne gazı Ökeş? Hava gazı. Ya Allah aşkına bırak usta ya. Tamam Meriye, ben seni sonra ararım. Tamam. Hoş geldin Memin abi. Hoş gördük. Buyur. Kahramanın sana bir diyeceği var. Babamın kaçmasından senin kabahatin yoktu Ökkeş. Tamam kahraman, tamam. Ziyanı yok. Tamam baba, gönlün oldu mu? Verdiğin sözü unutma. E haydi. Tamam. Kusura kalma Ökkeş. Öp bakayım Ökkeş'in elini. Yok deme. O senin büyüğün. Nereden büyüğüm? 8 ay büyüğüm. 1 yıl bile değer. Sen dediğimi yapayım mı yapmayayım mı? Memigan mı? Sen karışma. Ben sıkıldım, gel diyeceğim. Şu kapıdan dışarıya adımını at. Ben doğru huzur evine. Odan daha duruyor. Tamam usta, barıştık. Haşeyle. Nazlım, gider gitmez ara beni, olur mu? Merakla olma. Tamam anneciğim, merak etme sen. Niko, bacım sana emanet ha. Merak etme Nazire abla. Aman benim artist yeğenlerime bak, öpücük var mı kızlar teyze ha? Kız teyzesi, sakın babamın yanında öyle söyleme. Sabah reklam şirketini aramış, sizi dava edeceğim diye basmaz varmış. Yok artık. Var artık, benim yanımda aradınız. Ne oldu Döne? Yok bir şey Nazlı abla. Kocasından mektup almış. Resim de koymuş içine değil mi? Bakayım. Ya resim değil de mektup çok kötü Edi. Niye? Ne demiş ki? Ya tezkere almadan şehit düşersen bebeğim sana emanet demiş. Dönye. Kızım sen Hamit orada evinde yapmayayım mı askerliğini? He. E sor bakalım oralarda patates soyarken şehit düşen olmuş mu? İyi diyorsun. Ne bileyim ben Feride abla. Hiçbir şey olmaz. Oh, merak etme sen. Ama ağlama be. Hadi Nazlı da annemleri alacağız. İyi yaptı o. Evet. Hadi aldık. Hadi tamam gelin. Ben de geldim. Daldım, daldım. Geldim ben de. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Dön ablanızı üzmeyin. Sen. Aşk, tabii tabii gel. Tamam anne. Hadi alın. Hadi o zaman acele edin. Ey Efteliha Hanım. Şimdi ne olacak? Bak ne diyorum Memik. Gel işi gücü bırakalım seninle. Görecek çok yer az vakit var. Canımızın çektiği gibi dolaşırız seninle. Ben nereye geçsem Antep'in havasını suyunu özleyeyim. Birbiri altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş. Benimki de o misal. Başka yerde Antep'te kimi rahat edemeyim. Sen neden burada kalmayın? Ben ne yapacağım Antep'te? Ya buradan daha güzel bir yer mi var? İzin ver hemen cevap vermeyeyim. Nasıl isteyeceğim? Resim dersi vardı. Hoca hayvan çizin dedi herkese. Bana geldi özellikle eşek çizin. Mıslık şu bankta oturan adam senin deden değil mi? Evet. Ertan ne yapıyorsun? Çok ayıp Ertan. Paparazzi oldum oğlum. Ertan versene şunu. Bu bir yerde dost mu tuttun ha?
Dükkanı bırakıp geldiği muhara. İstersen peşine takılayım usta. Hemen öyle geliriz. Aman daha yeni barıştık. Nasıl olsa yakında kokusu çıkar. Ertan ver şunu. Versene. Mustafa'ca ne oluyor? Ya bu Ertan dedemle Eftelya'nın fotoğrafını çekti parkta. Antep televizyonuna vereceğim Kahraman amca. Ya bir şey söylesene baba. Ver oğlum ver. Bir çıkmadığımız Antep televizyonu almıştı. Hadi geri, gel doğru eve. Koş. Ya Ertan ver şunu. Ben alana geleyim. Nazlılar bekliyor beni. Tamam usta. Nazlım, aç bir ilaç kalma oralarda güzel kızım. Bir şeye aşerirsek şöyle bir hemen yapıp yollarım. Olur mu? Tamam annem. Bakın, bana bakın. Yeni bebek geliyor diye Ege'nin pabucunu dama atmak yok. Atar mıyız baba? Gel bakalım, yeğenimin anası. Her sensin, teşekkür ederiz. Bak, kanımdakine iyi bak. Benim için çok kıymetli ha. Diyorum abla, diyorum. Bir de annemciğim, sakınlıkla kalın. Hoşçakal canım ben. Bu sefer de bir şey anlamamışsınız kahramancığım. Başka sefere daha iyi vesilelerle buluşuruz inşallah. Ah, olgun oğlan, çok olgun Allah. Başka. Dedem nerede baba? Bu ne? Baş bakayım. Çok güzel. Daha da var bana. Teşekkür ederim. Anlama nedir bunu? Sen ne anlam verirsen o. Baba! Uzatma. Bak geldiler. Kalk uçak. Bakalım Ege Bey, dönüyoruz evimize. Geldiniz Nazlı'nın. Hoş bulduk Şemsi Bey. Egem, kınalı kuzum. Oy, İkramiye teyze senin gülü. Ay, ne çok özledim ben seni. Özlemiş misin Emin? Her şeyi bıraktığınız gibi Nazlı Hanım. Sağ ol İkramiye teyze. Siz gittiğinizden beri İkramiye Hanım yasta. Ha, işte Niko Bey'in yüzü. Her gün soruyor. Nazlı Hanım ne zaman geleyim? Aa, bir gün bir de baktım, beni izne yollayı. Ne yapayım, başımın etini yedin ya. Şemsi Bey. Buyurun efendim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İkramiye Hanım, gelin de şu eşyaları taşıyalım, gelin. Sen de iki laf ettirmeyesin Şemsi ha. Siz gittiğinizden beri bu ev bomboş Nazlı Hanım. Bu evi evimiz yapan sensin. Bir daha gitme, tamam mı? Bir daha gönderme, olur mu? Bir de her yere kurşun döktürdüğün Nazlı Hanım. Şöyle rahat bir uyku uyuyacağım. Kaçan yok, göçen yok. Hele ayrılan hiç yok. Anam daha dayar.
kahraman dağıtay vurulaşını. Burası bizim ev. Her an bir maraz çıkabilir ha. Çıkmaz, çıkmaz. Çıkar, çıkar. Çıkaranı vururum. Hay Allah seni. Ben bu gece şöyle döne, döne uyuyacağım. İyi, uyu hadi canım. Feride nereye? Ben bir Nazlı'yı telefonla arayayım. Sebep? Şimdi biz onunla telefonda konuşurken hat kesildi. Ya telefonla konuşurken kız sana sağ salim geldik eyik dedi mi demedi mi? Daha ne arayayım? De bak bir anda hat kopunca tabii ben merak ettim dolayısıyla. Etme. Merak etme. Zaten garibanların başına ne geldiyse bizim merakımızdan geldi. Bırak çocuklar bir gün kafaları dinlensin. Anam be, bak ne yapacağım? Açacağım. Alo canım, iyi misin? Nasılsın? İyiler, iyiler. Bizi arayıp dertlerini söylemediklerine göre iyiler. Hadi gir yatağa, yatak. Gir, gir. Hadi. Hey, iyi geceler gamsız kahraman bey. İyi geceler Pimpiri Hatun. Ne yaptım ben yokken? Hiç. Nasıl hiç? Özlemedin mi beni? Özledim. O zaman niye hiç aramadın? Aradım. Hatta bir keresinde sesini dinleyip kapattım. Biliyorum zaten. Fotoğraflarına baktım. Naif Gerden şarkı bile söyledim. Şarkı mı? Hı-hı. Ne yapayım? Çok özlemişim. Bir gece bir baktım elimdekiler şarkı söylüyor. Romantik sevgilim benim. Yeni çalışmalarımızı bekliyoruz artık Nikola'yı. Sen dalga geç. Sonra pişman olursun ama. Niye pişman olacakmış? Ben söylüyorum işte. Görürsün. Niye? Ayrılacak mıyız yine? Deli misin kızım sen ya? Ayrılmayacağız. Dünyanın en güzel, en tatlı kadını bulmuşum. Takır mıyım ben ya? Hı? Göbeğim kocaman olunca da aynı şeyi söyleyecek misin? Tamam. Ben de söz veriyorum. Bir daha hiç kıskanmayacağım seni. Söz verme bak. Çarpılacaksın. Ya vallahi. İstersen deneyelim. Bence konuşmayalım. Eleni, ti τρέχει? Θα πάρω τον Νίκο. Γιατί? Το μέσα μου δεν ήσυχο. Ουτσακτάν είναι έργαν πειράς δουργούντου. Πακατζάμ, γίνε μπι τάτσιζλικ τσικμάσιν. Έλα, Ελένη. Τάτσιζλικ τσικαζάκ, σας ελγεζένε μπούσα αθήντα ραδούνιτσιν τσικαζάκ. Σε παρακαλώ, ας ήσυχα τα παιδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Çay daha alır mıydınız Nazlı Hanım? Hayır Şems Bey, teşekkür ederim. Ha, ben alırım. Al bakayım. Hayatım sen işe gitmiyor musun? Şunun içeyim gideceğim bir tane. Bu kaçıncı Niko? Ya tamam, şunun içeyim gideceğim. Ege. Hatta belki gitmem ya. Başka bebekler yemez bu çocuk. Ayşe Hanım, bu sabahki toplantıyı iptal edebilir miyiz? Tamam, ama koyayım birazcık. Birazdan oradalar. Tamam, tamam ben geliyorum. Kötü haber. İşten kaytaramıyorum. Olsun sevgilim. Akşama görüşürüz. Oo, akşama daha çok var ya. Ege! Aslanım Ege! Hadi Niko. Tamam gidiyorum tamam. Ceketin nerede? Öbür oda. Hadi görüşürüz. Tamam. Alo. Hadi Şemsi Bey. Akşam görüşürüz. Güle güle efendim. Nasılsın Feride Hanım? İyi sağ ol.
Nerede bizimkiler? Çifte kobra. Sarmaşık gülleri kiminler? Oh, çok şükür. Bizim kız hırçınlık etmedi ama. Tövbe Feride Hanım, sanırsın bir kuzu. Aman bir daha de. Ben şu kuzunun sesini bir duyayım. Kimle konuşayım Feride? Tüpçüye sipariş vereyim de adres vereydim. Ver, şoka. Ben tüpçüye adresi söylerim. Ver. Tüpçüymüş. Alo. İkramiye Hanım. Bundan beyle orada rüzgar esse bize telefonla bildirmek yok. İspiyonculuğu, muhbirliği şu andan itibaren sağa men edin. Emredersin ağa. Nazlı'ya da laf taşımayacağım. Gaziantep'ten ananlar aradı. Seni merak ediyor. Demek yok. Bak kızımı üzersen külahları değişirik ona göre. Üzmem kahraman ağa. Kimle konuşuyorsun İkramiye teyze? Nazlı sorarsa duymadın, görmedin bilme. Alo. Alo. Kapattı. Aşk olsun kahramana. Kızımızla konuşmak da yasak. Öyle mi? Ya insaf et. İnsaf et. Ya şimdi bu İkramiye bize telefon edip Nazlı Hanım kocasıyla biraz limonu dese, biz de tası tarağı toplayıp İstanbul'a gitsek iyi mi olur? Biz ne demiştik? Bu çocukları bir müddet baş başa bırakacak. Arama canım, arama. Hiç mi aramayacak? Şimdi hiç aramamak olmaz. Haftada bir kere ailecek medeni bir şekilde konuşacak. Baba, biz ailecek medeni bir şekilde konuşacak. O dakika bizi Avrupa Birliği'ne alırlar. Hepinize kereye falan gerek kalmaz. Ne demek yani? Biz medeni bir şekilde konuşamayız mı? El işme torunuma. Nasıl ekmeği uzat? Rüşen, medeni ol. Uzatır mısın? He, uzatır mısınız lütfen? Maytap geçin bakalım siz babanıza. Maytap geçin, geçin. Bu babana sorsana, bu arama günü ne gün? Baba. Ha. Elba, elba. Çarşamba. Yemeklerde sonra mı alacaksın? Evet. Heh, sabah bir. Yazıyorum zaten. Akşam heh, bir. Heh. Öğlen de bir. Heh, okunaklı yaz, okuyamayayım. Tamam, heh, şöyle. Sağ. Buyurun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aynı şekilde bu da. Sabah bir. Hayırlı işler. Buyurun. Bizim bebek için ağrı kesici bir şey isteyin. Bebek için mi? Ha, diş çıkarıyor da. Gel artık diş mi, gaz mı bilmeyin. Ağrısını kesecek bir şey. Biraz çabuk lütfen. Bu jel çocuğun diş ağrısını alır. Hey. Gaz içinde bir şurup vereyim ben size. Sabaha kadar uyutmadın hamısız. Kaç aylık? Üç. Ya belki de beş. Ne bileyim, belki de yedi. Borcum ne kadar? 25 lira. Buyurun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Güle güle. Teyze, açsanız. Sağ ol. Mikles, bravo, bravo. Ağlama bebeğim, ağlama. Sen de pek zor diş çıkarıyordun Kadir'im. Babanla çarşafı beşik gibi yapıp gece gündüz sallardık sen. Ana, ben de böyle tatlı mıydım? Hem de ne tatlı. Kara kuzum benim. Ya şimdi düşüneyim de bebeğe iki de vermedik. Yok anam, yok. Kendine gelsin, toparlansın, eyle veririk. Mehmet! Mehmet, Mehmet, Mehmet! Garip Mehmet! Bez aldın mı Ökker? Aldım. Bu da ilaç lan. Yetmiş. Ben bakayım. Yine acıktı galiba. Dur bakayım Stella. Daha süt bebeği bu. Böyle parmağını koyacaksın. Eğer kapıysa anlayacaksın ki acıkmış. Böyle mi? Ha? Aferin kızıma benim. Bak
Baba. Rabia teyze. Allah ayvayı yedik. Siz çocuğu saklayın, ben bakayım. İyi günler. İyi günler Rabia Hanım. Heriye Hanım yok mu? Heriye yok. Çarşıya gitti. Ne vakit gelir? Yarın yani bilemeyeceğim. Heriye Hanım değil mi o? Yok canım, Heriye yok. Çarşıya gitti. Bebe sesi geliyor. Bakın Rabia Hanım, benim midem bozuk. Başım ağrıyor, ateşim var. Yatmam lazım. Size iyi günler. Hadi canım. Hadi, hadi. Nasıl paramız yok, anlamadım. Niye Atina'dan para istiyoruz? Ödemelerimiz var Niko Bey. İyi de bizim 3 milyon dolar likidimizin olması gerek. Nereye gitti o para? Diğer ödemeler efendim. Benim niye haberim yok? Bütün ödemeler sizin ve Katina Hanım'ın talimatıyla yapıldı. İmzanız olmadan hareket etmedik. Anladım. Defterleri yeniden gözden geçireceğiz. Ödemelerle ilgili bütün evrağı istiyorum. Peki efendim. Mis gibi kokacakmış benim oğlum. Su güzel mi bir tane? Alo. Sana da iyi günler Niko Bey. Burada. Burada vereyim. Elim ısık İkramiye teyze. Al. Kocanı boş komartma. Alo. Ne haber sevgilim? İyiyiz hayatım. Ege Bey'le banyo yapıyoruz. Babası gelince mis gibi kokacak benim oğlum. Aferin ona. Sen nasılsın? Sesin kötü geliyor. Hiç. Canım sıkıldı biraz. Ben yokken hesapları karıştırmışlar. İşin içinden çıkamıyorum. Tamam işte, söylüyorum ben sana. Beni işe al. Karışıklık marışıklık kalmaz. Hepsini çözerim. Bir iki saat vaktim var. Buluşalım mı? Tamam, Ege'yi yatırayım çıkarım. Nazlı. Çabuk gel, tamam mı? Niko. Hadi Niko, çocuk üşüyecek. Oğlum dur, dur şu başında bir yıkayalım. Ya bir dükkanda ıslahiye de açsak köşeyi döneceği gel Kadir. Şubem açacak, Hüseyin abi. He, talep var kardeşim. İnsanlar kaliteli terliğe aç. Bak kaç gündür aynı yerde tezgah açık, delikler kapış kapış kedi. Vallahi ne bileyim abi, fazla açılmayak da. Su akarken testiyi dolduracaksın kardeşim, o kadar. Rüşen? Hayırdır, nereden beyla? Ya kiliste babacığım, artık terlikleri yetiştiremeyin güzel dedem. Allah Allah. Ya sizden önce memlekette terlik yok muydu? Niye sizinkileri kapış kapış aldılar? Ya Lazirella kalitesi babacığım. Ya biz fabrikada ihraç artıklarını aldık. Biri aldığımızda 5'e satıyık. Şu kısmetten biz de nasibimizi alırız inşallah. He? Alacaksın Celal abi. Biz bir parayı denkleştirelim. İki senin borcunu ödemek olacak, tamam mı? Usta telefon. Yok ağam, Memik usta arayırlar. Kimmiş? Yenge. Yok deme. Kahraman. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yok ağam, lafın geliş dedim. Efteli Hanım diyecektim, ağzından yenge çıktı. Yenge yok. Yenge yok. O lafı ağzına alıştırmayacağım. Ya ne kızıyım babacığım? Şimdi Muharrem kardeşimiz güzel dedeme yaranacağım diye o huy cadısıyla akraba bile olmuştur. Değil mi? Haydi, haydi. Haydi, gidelim. Ben de seni arayacaktım ama akşam akşam rahatsız etmek istemedim. Ben oradayken müsait olmadı, pek konuşamadık. Müsait vakti de senin tiyatronundan kaybettik Efteli Hanım. Bana kızma. Ben de seni evleniyor sanıyordum. Kararımı verdin mi? Geleyim mi Antep'e? Çok düşündüm Memik. Ama sen nasıl Atina'da yaşayamazsan ben de Antep'te yapamam. Ama sana bir teklifim var. Hayırdır? Bırak Antep'i, Atina'yı. Gel İstanbul'da buluşalım. İstanbul mu? 1-2 gün canım, fazla değil. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Konuşuruz, birlikte karar veririz. Sen kararını vermişsin. Daha konuşup ne yapacak, bıdır bıdır. Yine aksiliğin tuttu be Memik. Tamam, konuşmayız. Birlikte baharın tadını çıkarırız.
Bahar asıl Antep'te güzel olur. Hella bre memik. Bırak su inadı. Nereye geleceğim İstanbul'da? Sen hazır ol. Ben sana haber veririm. İyi ya. Tamam. Sana da iyi günler. İki top kaymak değil mi? Hı. Ya aslında biraz çikolata da olabilir. Çikolata. Hı. Biraz da karamel, fıstık, bir de ceviz var mı sorar mısın? Nazlı. Canım çekti Niko. Sonra şikayet etme ama şişmanladım. Hani sen beni her halimde beğeniyordun? Ben beğeniyorum, sen şikayet ediyorsun. Tamam canım, bir kere yiyeceğim ben. Buyurun. Yok, rica ederim. Sizin sıranız. Siz buyurun. Lütfen, bizim acelemiz yok. Teşekkür ederiz. İyi misin? İyiyim, ne oldu? Yüzüm biraz değişti de. Yok. Bak istersen sen arabada bekle, ben alıp geleyim dondurmaları. Nikocuğum, iyiyim ben. Kıskanma. Kıskanma. Hiç. Hiç. Resmin altına Mutlu'nun fotoğrafı diyebilir miyiz ben Niko? Diyebilirsiniz. Boşanma davası ne oldu? Boşanma davasını geri aldık. İkinci balayını yaşıyoruz. Bir poz daha alabilir miyim? Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba. İki top kaymak, bir top çikolata, bir top karamel. Neydi? Fındık, ceviz varsa ceviz. Bir de şu vişneli mi? Sen bize ne varsa koy. Yeriz yeriz. Şu çikolata parçalı mı? Senin anlayacağın. Bunlar bebeği almışlar, evde saklıyorlar ama. Kız komşunun bebeği olmasın Rabia bacı. Kız komşunun bebeğini ne saklasın? Hem bak Celal Bey de dey, Ökkeş Usta dey, dükkanda hiç durmuyor dey. Bırakıp bırakıp gediği dey. Yalan mı Celal Bey? Rabia. Peki bu çocuk kimin Rabia bacı? Bana sorarsan Ökkeş Usta. Amanın! Kele Hayriye ne zaman doğurdu bu çocuğu? Kız alemsin Hayce. Hayriye ne doğurucu. Benden 5 yaş büyük kadın. Rabia. Ben ilk mektep 1'e gediyken o 5'e gediydi. E şimdi 5 yılda bir yaş alayım. Bana kalırsa bu bebeğe olsa olsa Ökkeş Usta metresinden peyda etti. Anda buraya yazayım. Abo, 40'ından sonra azmış. Teleşir paketler anca onu. Ustanın pavyon marakını bilmeye yok. Kadın çocuğu doğurdu, getirdi bunların başına attı. Hayriye neymiş edemiyor bu işe? Kız değilsin kadın. Bebeğe sokağa atıp cümle aleme duyurucak hali yok. Hem belki bilmeyi. Ökkeş Usta bunu sokakta buldum dedi. Belki Kadir'in eski kırığının dedi. Ne bileyim? Tüh, Ökkeş Usta'nın kalıbına. Bunca yıllık karısının etlerine bakayım mısınız siz? Ben yatmaya gideyim. Yazıklar olsun Ökkeş Usta'ya, boyu posu devrilsin. Ağzı yumuluk alasıca. Başına taş dikili. Ruşe, bunu ajanstan gönderdiler. Kızların reklam parası, 21.000. Terliklerin parasını da ekledik miydi? Celal emmiye olan borcumuzu ödeyecek artık. Allah aşkına öde de bir an evvel şu ciğerin dilinden kurtar ha. Yok artık anacığım. Bizim önümüz açık. Kimseye borçlanmak da yok. Ruşel oğlunun seyyarı kitabını yazıyor. Ruşel oğlum o kadar şişirme. Sonra o kitabı heceletmesinler sana. Hay Leyla. Yok baba, şansımız döndü. Kızlar da uğurlu geldi. Böğün aradılar. Bir çocuk mağazasını mı ne açılışı varmış. Kızları 1500 liradan manken olarak isteyirler.
1500 lira mı? Bak. He, ben de öyle dedim. Daha dedim bunlar 7000'e yeni reklam çekti dedim. Piyasayı bilmeye giden siz. Nazire sen menajer mi oldun kızım? Yok baba, estağfurullah. Olur ama. Ama olur, olur yani. Olur o da. Ya siz ne biçim ana babasınız? Utanmıyor musunuz çocuklarınızı böyle para karşılığını çalıştırmaya? Kapı açık yavaş. Abla, açılışta bana da iş var mı? Var. Ha, ver, telik mankenliği var. Salak. Aha, bakın bakın kızlar, reklam. Heh. Heh, buyurun. İftar edin eserinizle. Hadik, iftar edik. Hadik, evet, ne olmuş? Mustafa Can. Mustafa Can, değiştir ver oğlum. Çocuklarının kaçırılmasıyla sarsılan Nazlı ve Niko Angelopoulos çifti eski mutlu günlerine döndü. Bu ne? Resmini altına mutlu. Aa! Diyebilirsiniz. Beyler bunlar da sokakta öpüşüyor. Neler bu oğlum? Ne bileyim anam, kızımla konuşmama izin vermiyorsun ki. Mecburen ben de medyadan izleyeyim. Mustafa'cığım çevirsene şunu. Hangi kanalı açsam bir şey çıkıyor abla. Nazire, nerede benim bavulum? Hayda. Ne bavulu baba? Nereye geldin? Tane. Anlaşmayı unutma. Bundan sonra bana karışmak yok. La havla. Ya bavulumu isteyeyim. Ya tamam dede, verik. Verik. Nazisiz Nikomu. Eleni, görüyor musun çocuklar ne kadar mutlu? Ne? Oraya yine tanıyordun. Ve veya, oraya yine. Eskiden biz de böyleydik. E şimdi de öyleyiz. O hesabı, yararsam. Artık eski heyecan kalmadı. Yatı Eleni mi? Biz hala çifte kumrular gibiyiz. O yüzden mi koltuğun öteki ucunda oturuyorsun? Tita piyafto. Πριν το χέρι μου δεν τα άφηνες ούτε μια στιγμή. Έλα, κούκλα μου. Tamam. Biraz yaslanmış olabiliriz. Fakat ben seni hala ilk günkü gibi seviyorum. Stavro. Τι είναι, παραπονά έχεις. Δεν τρέπεσαι. Χαρίδες. Söylemeyecek misin? Sürpriz. Bir ipucu ver o zaman, bulmaya çalışayım. Olmaz. Ya Niko, nereye gidiyoruz? Çatlayacağım meraktan. Ne zamandır istediğim bir şeyi yapacağız. Aslında ben uzun bir tatil planlamıştım ama şirkette işler karıştı. Pardon, hesap. Ya ne yaptınız, halledebildiniz mi biraz? Yok ya, halledemedik. Bankada olması gereken para yok. Hem bütün ödemeler benim talimatımla yapılmış. Bu kadar açılmış olamayız. Bir yerde bir yanlışlık var ama. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok bir tanem, sağ ol. Biliyorsun, ekonomi okudum. Biliyorum. Ya şirkette işine yarayabilirim. Ne yapacaksın şirket? Ne bileyim, muhasebede falan çalışırım. Şu hesapları bir de ben göz atayım ha. Nazlı, bunun için dünyanın adamını çalıştırıyorum ben. Hem hamilesin. Niko, doğuma daha aylar var. Ege? Ege, İkramiye teyze yardım eder. Hem öyle deli gibi çalışacak değilim ki. Günde birkaç saat. Nazlı. Niko. Ya hadi lütfen, bana da bir değişiklik olur. Tamam, yarın gel başla. Yarın mı? Ne zaman istersen, şirket senin. Tamam. Geç kalıyoruz. Bak, başlıyorum yarın. İstersen yürürüz. İstersen eve gideriz. Yürüyelim. Üşüdün mü? Biraz. Olsun.
Niko bak yarın işe başlıyorum. Ya tamam başlıyorsun. İş kadını oldun başımıza ha. Olurum. Başında kızdırma çırası yana sıcak. Utanmaz arlanmaz. Şahane de avradına baktık. Ne dey bunlar ya Celayir abi? Aldırma ya, konuş ileriyle. Usta. Ya. Benim ufak bir işim var da. Bir dahaki haftadan deyim. Bir avans versen. Ne bir dahaki haftası Muharrem? Sen 8 haftalığını peşin almadın mı oğlum? Onu kiraya yatırdım ya usta. Faturayı geciktirmişim. Evde cereyanı kestiler. Bütün gece karanlıkta oturuyum. Peki, peki. Buyur. Bu sağ olan borcumuz. Ne lüzum var Ruşen Bey oğlum? Evet usta, verdiğin günden beri sorayım. Rabia Hanım da artık dırdırı keser. Tükene gelmeye de hacet yok. Bak oğlu aslanlar gibi borcunu ödüyor. Olur, söylerim. Hakkını yemeyeyim usta. Zor zamanında bana yardım ettin. Sağ olasın, var olasın. Ne demek? Haydi, sağ ol. Ruşen. Buyur. 20.000 euro değil mi? Ne o Celayir Emre, faiz mi işledin? 20.000 euro. Celayir Emre, 20.000 euro. Göreyim değil mi kahraman? Göreyim, göreyim. Buyurun. Hoş geldin Memik. Hoş bulduk. Otelde yer ayırtmıştım ama sonra karar değiştirdim. Ne? İstanbul'da her an torunlarla karşılaşabiliriz. Buraya 1-2 saat mesafede çok güzel bir yer var. Tam bize göre. Sessiz, sakin. Gel oraya gidelim mi? Çok iyi düşünmüşsün. Gel Aydın'ın otelin siparişlerini geciktirmeyin. Bak, telefon ediyorlar. Rafa Muharrem'e bak dedim. Muharrem abi yok, çıktı. Bacım, hayırdır? Neye mi baktın Muharrem'e? Çocuklarını getirdiydim. Ne? Çocuklarını mı? Bacım buyur geç şeyle. Zahmet olmasın ha. Can ne zahmeti? Geç geç. Çocuklara 2 numarata. Hemen hemen hemen. Baklava. Çabuk oğlum çabuk. Muharrem'in haber var mı geleceğinizden? Yok ağam. Yayın bakalım. Ya anlat. Yüzünü şeytan görsün diyeydim ya. Çocuklar babamızı özleyik diye tutturdular. Ne yaptı bizim deli oğlan? Sen bilmeyin mi? Ne? Bu Umar illeti bizim yuvamızı yıktı ağam. Uçan kuşa borcu var. Çocukların rızkını bunlarda harcayın. Muharrem.
kızım alacaklar kapıya dayandı. Git dedim, git. Bir daha da gelme bu eve. Lakin arada çocuklar var. Babalarını özlüyü garipler. Sen al şu parayı. Yok han. Al al, ben Muharrem'in haftalığından keserim al. Sağ ol. Sen de içini darlandırdık ya. Dönünce çocukların geldi dersin Muharrem'e. Selam, selam, sen meraklanma. Hadi çocuklar. Ha bacım, Murtaza'ya telefonun adresini ver. Ben seni haberdar edeceğim. Sağ ol ağam, Allah razı olsun. Gel oğlum. İzzet. Buyur usta. Ne halt edeyim bu Muharrem? Sana hiç ses etmedi mi? Yok usta. Kuşçularla takılayım. Bir tek onu bileyim. Ne kuşu? Göçmen kuş. Dernek mi ne varmış? İkide bir oraya gideyim. Ulan bu salak serçeyi kargadan ayıramaz. Nerede çıktı bu göçmen kuşu? Nerede bu dernek? Bir sefer arayıp numara bırakmışlardı. Dur bak. Aha burada. Göçmen kuşmuş. Buyurun Nazlı Hanım, odanız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Merhaba. Bunlar da bizim muhasebecinin karıştırdığı hesaplar. Buyurun uğraşın. Uğraşalım bakalım. Fazla yorma kendini. Ha bir şey olursa ben karşı odadayım. Tamam. İyi çalışmalar Nazlı. İyi çalışmalar Niko Bey. Birine mi baktın? Ha, ben Muharrem'e bakmıştım da. Benim Galfam. Ben Kahraman Baklavacıoğlu. Dükkana buradayım diye haber bırakmış. Tamam ben bir bakayım. Yok yok. Ben bakarım. Kuşları gözleyin ha Muharrem. Ustam. Neydin sen burada Muharrem? Kuşlara bakmaya geldim usta. Kuşlara falan mı açayım şerefsiz? Ha bu şey için, oyalanmak için. Birazdan çık kuşlara bakacak. Malum göç mevsimi ya usta. Apır sapır konuşma. Kuşlara bakacakmış. Yok göç mevsimiymiş. Benim anlamda salak mı yazayım? Estağfurullah ustam. Hıst! Hıst! Cevap verme, cevap verme. Vallahi bir seferlik oynadım usta. Bana yalan söyleme, kuş gibi yiyorlarım sana. Ben her şeyi bileyim. Karın dükkana geldi. Ustam elin ayağını öpeyim. Yere, yere kuş gibi yiyorlarım şimdi sana. Yere, yere kuş beyim, yere. Niko Bey. Burada değil, buyurun. Sekreteri burada olduğunu söylemişti. Ben panoramik imcilikten geliyorum. Niko Bey kendi odasına geçti. Siz yenisiniz galiba.
Niko Bey'in odası hemen karşı tarafta. İyi günler. Size de. Hoş geldiniz Semih Bey. Kusura bakmayın, bir karışıklık olmuş. Sizi yanlış odaya yönlendirdim sekreterim. Vallahi benim bir şikayetim yok. Anlamadım. Çok şanslı adamsınız Niko Bey. Burası şirket değil, sanki cennet. Nereden buluyorsunuz bu güzel kızları? O güzel kız benim karım Semih Bey. Buyurun başlayalım toplantıya. Dükkana dünyanın borcunu taktım, ses etmedi Muharrem. Ruşen'in parasını heba ettin, eyvallah dedik. Ama Gül Kibin iki tane evladım var. Onlardan da muhtarmadın namussuz. Affet usta. Seni evlatlarımdan ayırmadım ben. Yeri geldi, damadıma karşı kayırdım seni. Peki karşılığı böyle mi olacaktı? Ustam tevbe. Ne tevbesi Allahsız? Ne tevbesi? Tevbemiş. Dün tövbe edeceksin, yarın gene oynayacaksın. Ne diyeyim ben sana? Polise mi vereyim? Yoksa kapının önüne koyup sokağa mı atayım Zeyla? Etme usta. Dersimi aldım. Mustafa'nın üstüne yemin edeyim ki bir daha elimi sürmeyeceğim. Bir daha kuşmuş yok. Duyuyor mu beni? Bir daha börtü böceğin peşinden gidersen böyle sapanla vururum seni. Söz usta. Allah'ın seversen bana bir şans daha ver. İzzet! Buyur usta. Gözünü seveyim bana bir şans daha ver usta. Bu hergele bir daha kumara el sürmeyeceğim diye yemin ettim. Gülkibin iki tane evladınız var. Hadi kızım al kocanı, ben kefilim. Ama bir halt edecek olursa bana haber vereceksin. Ben onun haddini bildireceğim. Bedenci de bana taktı ha. İki de bir ters takla durup duruyor. Kavinin hiçbir dediğini yapmıyorsun da ondan. Ya mecburum ya duvara tırmanmaya. Futbola nasıl? O da spor değil mi? Çekil şuradan. Ya korkma, bir şey yapmaz. Ya bana doğru geliyor. Mustafa'cığım bir şey yapsana. Korkma, bak ne güzel. Al bakalım şunu. Senin yüzünden peşimize takılacak. Bir şey olmaz. Bak yavru da. Gel. Bak dedim sana. Geliyor işte. Beni sevdi de ondan. Pişt. Adı ne senin bakayım? Benim köpeğim olur musun? Alayım mı sana? Saçmama Mustafa'cığım. Ne var? Tasma takarım. Bir güzel de yıkadım mis gibi olur. Değil mi Çikita? Çikita mı? Ne oldu? Beğenmedin mi? Gel Çikita gel. Al biraz daha. Al Çikita. Gel. Bak, kız nasıl oynuyor. Nadar doğal, nadar natural.
Siz de böyle oynayacaksınız. Anam can kulağıyla dinleyin ananızı. Seneye Oscar'lar sizin. İyi yaptın değil mi? Çok iyi yaptın ana, çok başarılı. Kahraman abdüğüm Asifer'in abla. Aman aman, onun korkusuna televizyon seyredemeyik ha. Ver kızım şu kahveyi, ben bir içeyim. Ana, denilenler doğru mu? Ökkeşem'in metresinden çocuk peydahlamış. Beled zina. Abo, metres mi tutmuş? Olur mu canım öyle şey? Ne bileyim, öyle değildir. Merhaba. Amanin, benim artiz oğlum da geldi. Gel Mustafa'cığım. Yok anne, çok terliyim. Hemen üstümü değiştireyim. He, odaya çok tıkılma oğlum. Ablan yok, çörek yapmış. Tamam. Çok yaşa. Ne oldu Nazır abla? Ay, alerji. Benim kediye köpeğe alerjim var ya. Ya kızım, bu evde kedi köpek ne ararsın? Devlim ana ya. Ana. Ne yapmak ki kız? He? Nazır ne yapmak? Ay korktum ama geç. Geçme. Olmuyor. Geçme. Geçme. İyi akşamlar. Şşt, şimdi uyudu. Hayırdır Feriye? Niye sakatın yüzünü? Yok bir şey. Var bir şey. Kulağıma acayip laflar geliyor Ökkeş. Ökkeş metresinden çocuk peydahladı deyiler. Ne? Ben bebeği içeri götüreyim. Yok bebek senmiş de bana baktırıyormuşsun da... Rabia karısı can can konuşuyormuş. Sen de inanıyorsun ha? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Ökkeş. Rabia ne bilir mi senin metresin olduğunu? Ne bilecek? Uyduruyor namussuz. Uyduruyor mu? Evet. Sen kocana inanmayın, gidin elin dedikoducu Rabia'sına inanayın. Ya biz o bebeği beraber bulmadık mı Eriye? Bulduk bileyim. Daha ne? Ne edeceğiz Ökkeş, dedikodu ayyuka çıktı. Herkes bunu konuşuyor. Biz bu bebeği sakladıkça şahiye büyüyecek. Bu böyle olmayacak Eriye. Beysimi eşi dostu çağırarak işin aslını anlatak. Ne zamandır da Feride'yi aramaya korkuyorum. Çağır gelsinler, kaçacağımızı adam gibi konuşacak. Şşş, sakın ses çıkarma tamam mı? Annem burada olduğumuzu duyarsa beni keser. Senin yerin burası tamam mı? Sen burada duracaksın. Mıstık. Efendim abla? Tepsiyi alsana oğlum. Çörek sıcak soğutmadan ye haydi. Sağ ol abla. Afiyet olsun. Mustafa'cığım. Evet. Biraz da cam aç. Odan leş gibi kokuyor. Tamam. Muhasebe benim işim değil tabii. İşinize karışmak istemem. Ama hesaplarda bir iki şey dikkatimi çekti. Buyurun Nazlan. Mesela çok kısa aralıklarla aynı yerlere büyük ödemeler yapılmış. Ödemelerin hepsi Niko Bey'in talimatıyla yapıldı. Evet, tabii onu biliyorum ama... Hepsinin faturası mevcut. Anladım Orhan Bey. Tamam, ben biraz daha çalışayım. Teşekkürler. Peki efendim. Müsaadenizle. Feride hadi geç kalık. Tamam. Geldim. Ana siz ana Heriye de Zeyla güstünüz.
Ben de her anamı o 40 yıllık arkadaşını kapıya koydu. Sende de deve kini var. Ben unuttum ama el alem unutmuyor ki anam. Ökeşin arkasında nasıl konuşuyorlar? Neyse neyse, işin aslını öğrenecek. Mustafa'cığım nerede? Odasında baba. Yarın sınav varmış, ders çalışıyor. Mukayyet ol kardeşine, erken yatsın ha. Ya anne tamam, bileyim ya. Anne hep aynı tamam ya. Bu ne? Bir ses geldi. Ben de duydum. Dur bakayım. Ben bir şey duymuyorum. Sen hava mı diyorsun? Ne hava? Ne hava? Sen mi yapıyorsun güzel kız? Gel, gel, hadi gel. Hadi ne var bu şimdi? Gel hava, o niye kızlar mı? Ay hava demiş bu kızlar. Ben de bunlarıyım. Hav, hav, hav. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasıl geldin? Stella yok mu? Sağ ol, gel. Stella içeride, gel. Var mı? Buraya. Ne zamandır görüşemeyik Feride? Anam, senin işin çok maşallah, görüşemeyik işte. İşin aslı öyle değil Feride. Vallahi öyle mi, böyle mi artık yorma canını nasıl Stella, iyi mi? İyi, uzatma Feride. Alir, get Mehmet'i getir. Mehmet kim?